İyi geceler, iyi akşamlar sevgili futbol severler. Ee, El, El Nas karşılaşması yaklaşık 15 dakika ekstra ve arkasından %100 futbolda Beşiktaş Karagümrük maçının yorumlarıyla Rıdvan Dilmen'le birlikte karşınızdayız. İlk haftayı geride bırakıyoruz. Beşiktaş'ı doğrusu Jetson ipten aldı. iki top direkten döndü. Bir penaltı kaçtı ve maçı son dakikalarına girerken 85. dakikada Jesson'un ceza sahası ön çizgisinden yerden vurduğu top ağlarla kucaklaştı ve Beşiktaş ilk hafta zor da olsa 3 puanı aldı. Ama ben iki gün daha geriye giderek hocamızın bir yorumuna ek yaparak sözü izninle hocam sana öyle vereceğim. İlk gün konuşmuştuk eleme maçları Avrupa kupalarındaki eleme maçları takımlarımızı kandırmış olabilir demişti Galatasaray'ı konuşurken sevgili hocamız ki Galatasaray puan kaybederek başladı son şampiyon Fenerbahçe son dakika beraberliğe yakalanabilirdi çok iyi başladığı maçı zora soktu 10 kişilik rakibi karşısına ve Beşiktaş kaçırdı kaçırdı 0-0 bitecek acaba derken ...Jesson kurtardı Beşiktaş'ı 3 takımda dediğiniz gibi hocam sanki e, zayıf rakiplerin büyüsüne kapılmışçasına sezonun ilk haftasında zorlandı. Kazandılar berabere kaldılar ama beklenenin çok ötesinde zorlandıklarını söyleyebiliriz. Peki e, öyle inanılmaz takımlarla da oynamadılar ligimizin yani. Üstteki 7 takımdan biriyle de oynamadılar. Şimdi bunları seyrederken Avrupa maçlarına aklıma ne geliyordu biliyor musun? Bizim oyunculuk dönemimizde hemen hemen ilk kez Avrupa'da kamplar başlamıştı. Almanya Hı hı. Büyük ihtimalle. Bazen Hollanda, Avusturya falan yok o zaman. Ya Almanya yüzde seksen, yüzde yirmi Hollanda. Organizatörler kamp programını ayarlardı. Koskoca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş giderdi. Maç var derlerdi. Maç programları bunlar yapıyorlar. İşte hasat. Yani sadece masrafları karşılıyorlar. Kulüplerde ekonomik davranmak zorunda. Vallahi maça gidiyorduk bak. Şişman şişman adamlar karşımızda. 14 tane atıyorduk, 13 tane atıyorduk, 8 tane aşağı atamıyorduk falan. Kumanya'yı alıyorduk maçtan sonra. Hadi 400 kilometre geri geliyorduk arkadaşlarla. Bazen biz Galatasaray diğer otobüste başka önce Biz başka otobüste el sallardık Beşiktaş falan böyle. Emin ol uçuyoruz falan zannediyorduk da yok rakip yok yani. Bildiğin yani yoldan toplamış rakipleri oynatıyorlardı. O da bizi havaya sokuyordu. Hoş sokmuyor da o zaman da gazeteler şunu diyor. Fenerbahçe uçuyor. Beşiktaş kanatlandı. Galatasaray bilmem ne yaptı filan böyle böyle. Çok abarttım bu takımlar için. Yani elediği takımlar için. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın. Hadi Nefçi gene ele az gün. Fakat genelde onların statüsünün de ayrı olması lazım. Buralarda falan da oynamalar lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu bütçelerle mesela Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın özetle. Güç açısından Fenerbahçe diyorum ama takım açısından Beşiktaş bunu yapabilir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali e, yüksek, yüksek. Için veya UEFA Avrupa. Çeyrek final oynamaması kesinlikle başarısızlıktır. Konfederasyon kupasında. Çeyrek geçen sene grupta lider Başakşehir çıktı. Fiorentina'yı maçı kazandı halde Fiorentina final oynadı Roma ile. Evet doğru. Bir de konferans ligini United falan yakalamazsa finali umursamıyorlar peki. Yani bizim kup maçları gibi bakıyorlar büyükler Avrupa'daki. UEFA da ya yeter ki katılsanız diye yakında başka bir kupa daha çıkabilir. Onu da söyleyeyim. E, o UEFA'nın bir stratejisi bu. Doğru yanlış tartışılır. Ama kategori mesela ben Avrupa Ligi'nin çok ciddi alınmasa da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. A Ligi, B Ligi, C Ligi var ya şahane bir şey aslında. Uluslar Ligi'nin. Uluslar Ligi'nin evet. Yani iki senede bir pardon dört yılda bir dünya şampiyonası falan oluyor ama bunda da siklet siklet fark ediyor. Evet. Bunun işte C grubunda hakikaten de çok basit takımlar kalıyor. Aynı bu, burada da tamam seri başlığı falan var ama aldatıcı olmaması lazım. Zaten bu maçlarda da işte büyük kulüplerimizden bir tanesi berabere kaldı. Fenerbahçe oyunu yani son dakikaya kadar korumak için uğraştı. Beşiktaş'ta biraz daha farklı. Beşiktaş'ın 40'la 97 arası çok farklı bir Beşiktaş'ı dedik. Ee, oradan da ligimize gelir. Bizim ligimizin de daha da fazlaştı. Üsttekiler, alttakiler. Üstü zorlayacak yegane takım Adana Demirspor. Dört büyükleri. Onun dışında Başakşehir'de dahil olmak üzere ee, bence yarışı daha... Ilk Başakşehir 2-0 bitti değil mi çocuklar bu arada? Seyret evet. maçı... 2-0. Alanya 2-0 kazandı. Alanya ama çok daha fazla iyi oynadı. çok daha iyi oynadı. Oradan da bir de Karagümrük maçına geleceğiz. Karagümrük maçına gelmeden Mehmet Bey'in de gibi futbol markası eyvallah. Mesela, marka değeri. Marka trend yol sponsor olması bir özel firmanın yıllar sonra olması önemli. <laughs> Fakat ismi çok güzel istedim. Atatürk Olimpiyat. Ama federasyon bir kulüplerle tabi burada Süleyman Bey'le de istişare edilip kurmayla. Ee, Karagümrüğü'nde Süper Lig'de devam eder etmez. ...o semte boşluk varsa bir stat yapılmalı diye düşünüyorum. Butik bir stat. Mesela ben Alanya statını çok beğeniyorum. Nüfuzu kadar şahane bir sat yapmışlar. Dolu'ya da yakındı bugün. Mesela bazı Antep'in, Kayseri'nin sat kapasitelerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ee, çok ender başta mümükle, doluyor değil mi? Karayümük'te, Karayümük'te şu maçı diyorsun... ...şimdi bir sanatçısın, konsere gidiyorsun, beş kişi var. Performansın düşer, mutlaka düşer. düşer. Zaten bugün de şimdi karşıya bakıyoruz... Bombo. Bir tane kişi yok. Az sesler var bu tarafta. Beşiktaş'ın çok az bir grubu gelmiş. Ama buradan şunu da söylemekte fayda var. Eğer kriterler bugün için buysa, diyelim ki yüzde yüzde yani %10 neyse, bilmiyorum matematiğini, diğer büyük kulüplerde gittiği zaman o kadar almalı. Onu söyleyelim. Beşler sırasını savdı, Taraftarsız oynadı. Ha, kendi kapasitesini doldurdu, doldurmadı, bilmiyorum. Muhtemelen dolduramadı ama e, haksız rekabet geçen sene oldu birkaç kez. Yani X takıma belli kapasite, Y takıma fazlasıyla kapasite. Bunu mutlaka kulüplere bırakmamalı. Federasyonun bu yaptırımı uygulamalı. Karagümrük Kulübü eğer kabul edecek olursa daha butik İstanbul'da bir statta dönüşüm olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Eğer biz futbol zevki markasını düşünüyorsak bu gerçekten bence düşünülmeli. Ee, Hocam çok özür dilerim. Bunu, Sayın Hurma'nın bir e, iki ay önce sezon bittikten sonra TRT'de konuk oldu. Bilmiyorum rastladınız mı o sohbete? Çok güzel bir Ayak sohbet Ayaküstü Murat'la, Murat, e, Murat Başkan'la, Eyüp Başkan'la o konuk. Yok değil. Yani, o tek başına anladım. Levent izleme. abilerin programına e, konuk olmuş, ol, futbol aklına konuk olmuş olabilir hatırlamıyorum şimdi. E, orada daha birinci dakika bu stat meselesini anlat. Sadece yani, o gün değil, yıllardır bunun özellikle Karayip Başkan olduktan sonra. Muhtemelen, en büyük problemimiz diyor. Muhtemelen bu olacaktır. Bence İstanbul'un ve Spor Bakanlığımızın buna çok ciddi bir konsantre olup e, Karayümrük önemli bir semti. İstanbul'un en güzel semti vefa diyoruz. Mesela. Oralarda var mı bilmiyorum ama mutlaka e, her yere yapılıyor artık satlar. Türkiye'nin her yerinde sat var. Burada da olur inşallah. Şimdi hmm. bunlara konuşurken futbol seyirinde bu tadı oyuncu da alamaz. Şimdi maçı, maçı ilk 40 dakikasını ha, düşün. Devra bir arası, tane Allah'tan devre arası yok dedin değil mi? Ne konuşacaktık? Evet, bravo. Ne konuşacaktık biliyor musun? Ya ben dışarıda Balkanlar daha iyi oturamadım. E, nem vardı. Oyuncular ne yapsın? Plan diyecektik. Evet. Oyuncunun konsantrasyonu hakikaten şey çok Düşüyor. zor. Ve de öyle de başladı. Bir de bu stadın zemininde Manchester City maçında da gördük ki ve geçen sene tüm maç bu sezon boyunca takımlarımızın Karagümrüt dışındaki diğer takımların da orada haftada bir gün falan yani maçtan önce yapması lazım. Oranın zemininde belki fazla iyi ondan problem var. Oyuncular sürekli kayıyorlar. Bugünden bağımsız söylüyorum. Genel anlamda topun şiddeti de e, hızlanıyor mesela bazı yerlerde. Onun için de e, tedbir alınmasında fayda var. Çünkü sezon sonuna kadar muhtemelen yarın bir gün İstanbul Spor'da belki orada oynamak hmm. zorunda kalacak. Arkadaşlar e, girerken yayına söyledi. Galiba Ufuk söyledi bizim editör Ufuk gerçekten. E, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ortalaması geçen sene gümrüğün 300 küsurmuş hocam. Taraftar değil evet. mi? Yani Öyle bir şey olabilir mi? Semtinle oynasın. Minimum 8-10 bin kişi gider. Ya orası full olur Evet. Sertin de.